Derya Gelin'in yatak odası beyaz ve gri uyumuyla dikkat çekiyor. Farbelalı yatak örtüsü, farbelalı yastıklar ve yatak runner'ı yatak başlığıyla uymasa da odaya sıcaklık katmış. Komodinlerdeki abajurlarla çiçek formundaki kağıt avizenin uyumu gayet güzel. Şifon yerli makyaj aynası yerden tasarruf sağlarken gri halıların odaya çok yakıştığını belirtelim ve sözü ev sahibi gelinimize bırakalım. Kızlar, 2024'ün ilk yatak odasına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl buldunuz yatak odamı? Ben yatağını bir tık küçük buldum. Ama işte yastıklarını falan, çarşaflarını uyumlu buldum. Perdelerin uyumunu buldum. Halıların da güzel. Ya, ama yatağım bir tık küçük bana göre. Boyut evet. olarak da küçük, el evet, olarak da küçük. Boyut olarak biraz küçük. Biz de sonradan fark ettik bunu. Evet, biraz küçük. Çok bilgimiz yoktu ilk alırken. Evet, konsollarını falan da beğendim. Perdeni ne kadar aldın? 5500 TL'ye yaptırdık tüyleri. Fon perdelerde ayrıyetten 3500. 3500, evet. Sanki fon perdeleri tek bıraksaydım, topuz olmasaydı daha mı güzel olurdu? Ya öyle de denedim aslında. Desenli ya hani. Ama benim hoşuma gitmedi. Çok geniş duruyordu. Hani alanı darlaştırıyordu daha çok. Yatak odanı genel olarak çok beğendim. Sadece gri ile aynaların uyumunu beğenmedim. Aynalar bronz değil de siyah ayna olabilirdi ya da düz ayna olabilirdi. Aynaların bronz değil bu arada. Bronz ayna gibi duruyor ama. Işıktan dolayı olabilir ama bronz değil. Arkadaşlar ben yanlış mı görüyorum? Bronz aynalar. Bana da biraz öyle geldi. Sanki biraz sarılık dolayı var öyle. Yoksa bronz değil, ben aldığım şeyi bilmiyor muyum? Biliyorum. Yani biraz sanki... Işıktan dolayı öyle. Yoksa normal halini biliyorum yani ben. Bronz değil. Şu normal şekilde kötü şekilde. Duruyor. Ama genel olarak yatak odam ferah. Rengini beğendim. Sadece her şey gri olduğu için onları siyah ya da düz cam beklerdim. Düz zaten. Düz olarak düşünüp öyle yorum yaparsan sevinirim. Çünkü şu an ama ben gördüğüm yorum ve öyle değil. Maalesef. Göz yanılması yaşıyorsun. Bence bir doktora gitsen iyi olur. Ama dört kişi birden burada bu şekilde görüyorsun. Ama ben ürünü biliyorum. Işıkları kapatıp size göstereyim. Biz de gördüğümüze göre dört kişi burada o şekilde yorum yapıyor. Işıklarını ona kapatalım. Bir de öyle yok. Bak istersen. Maalesef onu gerilmeyin. Biz gördüğümüz yorum yapıyoruz. Sen de anlatıyorsun. Gözlerim gayet iyi görüyor. Bronz olmadığını ben biliyorum. Aldığım ürünü biliyorum. Oraya ışık yansıyor. Yatak başına yatak başlığı şu an gri gözüküyor yani cam, ayna, bildiğimiz düz bence bir ayna. Bence sen yarın gelmeden önce bir göz doktoruna gözük. Avizeni nereden aldın? 2500 TL bir mağazadan aldım. Onu beğendim. Teşekkür ederim. Çok güzel olmuş. Çok sağ ol. Genel olarak dediğim gibi ferah durmuş. Yatak odanın en güzel parçası bence avizen. Teşekkür ederim. Avizelerle abajurların çok güzel. Evet, ben de onları çok beğenerek almıştım. Evet, ben çok yani yatak odanı genel olarak çok beğendim. Sağ olun. Halıları ne kadar aldın? Gibi aynı. Halılarımı da toplam 6000'e aldım. Ne? Bundan 6000 mi verdin? Evet. Çok fazla. Bence de çok fazla. Var ki veriyoruz demek ki arkadaşlar. Bu kadar da şaşırılacak bir şey değil yani. Yok bence değmez de o yüzden dedim. Çok yani değmez, aman aman bir parça değil. Değmez sana göre değmez. Renk olarak ben bu halıyı renk olarak aradım. Uymuyor demedim zaten. Renk halıyı olarak renk uyuyor. Olarak çok aradığım için fiyatı da gözüme gelmedi açıkçası. Anladım. Açıkçası yatakla beraber örtüsüyle birlikte uyumlu. Evet bir tek zaten. Şunu söylemek istiyorum. Evet dinliyorum. Şifon yerinde... Ayna detayı var üst kısmında. Evet. Orası biraz hoşuma gitmedi. İçerisinin görünmesi pek o tarzı sevmediğim için. Onun da ışıkları yanıyor arkadaşlar aslında. Ve ocak siyah. Belki o zaman siyah. Evet çok güzel olabilir. Bak ocak öyle siyah renkte. Aynen içerisi biraz gözüktüğü için içi beni rahatsız etti. Ama genel anlamda beğendim. Yani biraz yaptığımız yorumlara da çok fazla mı tepki veriyorsun? Ya aslında tepkiyi çok fazla vermiyorum. Ben bildiğim halde üstüme giyildiği için bu şekilde tepki veriyorum. Korkma sana kötü tepki vermem bebekten dolayı. Ya, bize verirsin biraz yani. Biraz çekindim o yüzden. Bize verirsin. Size ama biz de gördüğümüzü yorumluyoruz. Niye kötü tepki veriyorsun yani ki? Yani bu gri de aynalar gri olmadığı için buna tepki veriyorsun. Bunu aynanın gördüğümüzde gri görüyoruz. Aynanın gri olmadığını iddia ediyorsun. Ben buna sinirleniyorum. Çünkü bu ayna gri. Yani cam, bildiğiniz ayna. Yani bence arkadaşlarımla benim de aynı fikirde olduğu için. Ben size toplu olarak göstereceğim ışıktan sonra o zaman. Göz doktoruna git dedin de bence önce senin gitmen gerekiyor. Çünkü çok ciddi bir tepki verdin. Dördümüz de mi göz doktoruna gidelim? Bence dördümüz burada... birden gidin. Hatta ben size yarın havuç falan getireyim. Yok bence ne yapalım biliyor musun? Hep beraber falan, gidelim. Gözleriniz falan aynen, dördümüz biraz değil, beşimiz gidelim. Evet. Ya. Beşimiz gidelim, hep beraber gidelim. Bence sen bir göz doktoruna gidelim. Beşimiz gidelim, kimde varmış? Bence de. Bence öyle yapalım. Beşimiz gidelim. Evet.
diyorsun yani. Mantıklı bunun çözümü olur. Bu olur evet, herhalde. Bence de. Yatak örtüsünü ne kadar almıştın? 2000 TL bunun fiyatı, 1000 TL de bunun fiyatı. Ayrı ayrı aldım. Ayrı. Takım değiller. Ben yatak odasının genel fiyatını öğrendim, mobilyanın fiyatını öğrendim. Mobilya babamın hediyesi 90.000. Sadece mobilya. Evet, sadece mobilya, yatak. Hep sadece anladım. Yatak olabilir. Biraz pahalı geldi. Babanda da para var galiba. Evet, öyle. Maşallah. Maşallah. Bu perdelerin salon perdesi değil mi ya? Biraz ağır sanki. Evet. Yani bütünlüğü sağlamak için gri kullandım. Düz de kullanabilirdim. Haklısınız ama bu şekilde tercih ettim ben. Böyle beğeniyorum. Bence evet. Biraz hareket katmış. Yani o düz, o düz, o da evet. Düz olsa bence çok düz olurdu. O biraz hareket katmış. Benim hoşuma gitti açıkçası. Ve salondaki de değinmiştik. Perdeler gene kırışık maalesef. Her yeri. Evet, orada bir talihsizlik yaşadım zaten. O yüzden o yoruma bir şey demeyeceğim. Haklısınız. Teşekkürler. İlk defa bizi haklı bulduğun için teşekkür ederim. Ya ben haklı olduğunuz olduğunda haklısınız derim zaten. Ama aynanın gri olduğunu. Şu objelerin çok güzel bu arada. Evet, ben de bayıldım. Çok beğendim bunları. Evet, tam odana uymuş. Çok şık durmuş. Çok teşekkür ederim. Fiyatı ne kadar? 1000 TL tek fiyatı. İki tane var. Evet. Yorumlarınız bitti mi hanımlar? Evet. Evet, bitti. O zaman siz Aslı Hanım'ın yanına gidin, Derya'da çeyizini sersin. Hadi kızlar çıkalım o zaman. Hadi, hadi çıkalım.